Bedenimiz sabit duruş için uyumlu değil maalesef. Uzun süre oturduğumuz zaman kamburlaşan omurgamız, düzleşen boynumuz, kısalan iliyopsoas kaslarımız ki bel problemlerinde çok önemli bir kastır, vücut anatomimizi, vücut duruşumuzu bozmaya başlıyor. Daha sonra da fiziksel hastalıklar beraberinde geliyor. Ve ileri yaşlarda maalesef bu hastalıkları çözmek o kadar da kolay olmuyor. Bu sebeple de masa başı çalışanlar için çok basit, ofiste de uygulayabilecekleri egzersizler düzenledim. Birinci egzersizde kendimize güzelce sarılıyoruz. Mümkün olduğunca, şurada mikrofonu düzelteyim, özür dilerim. Mümkün olduğunca ellerimi omuzumun arkasına doğru ulaştırmaya çalışıyorum ki sırtım gerilsin. Bu gerilimi biraz daha arttırmak için derin bir nefes alacağım ki kaburgalarım açılsın, genişlesin. Özellikle de sırttaki kürek kemiği çevresine tutunan kasları biraz esnetmeye çalışacağız. Derince bir nefes alıp başımı öne doğru eğiyorum ve orada bir iki saniye kaldıktan sonra ağzımdan üfleyerek nefesimi vereceğim. Kendime sarılıyorum. Mümkün olduğunca ellerimi arkaya, sırta doğru ulaştırmaya çalışıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Bu arada egzersizleri 3 tekrarla yapacağız. Vaktinizden uzun uzadıya çalmak istemiyoruz. Şimdi ise biraz omurgamızı rahatlatmamız gerekli. Bacaklarınız kıpırdamayacak. Gövdenizle beraber yan tarafa, sağa ya da sola dönmeyecekler. Dizleriniz tam karşıya bakıyor. Ellerimizi de kullanalım bunda. Şöyle birleştirin. Gövde, baş, eller, kollar. Dönebildiğimiz kadar dönüyoruz. Başımızı biraz daha çeviriyoruz. Arkada nereye kadar bakabiliyorsak. Şimdi başımı aksi yöne döndürüyorum. Kollarımla beraber gövdemi de aksi yöne döndürüyorum. Bu sefer orada arkaya bakabildiğim kadar bakmaya çalışıyorum. Ne kadar geriye bakabiliyorsam. Ve düzeldim. Video uzamasın diye ben biraz kısa tuttum ama 3 bir tarafa 3 bir tarafa yapmanız gerekli. Gittiğiniz tarafta daha az kalabilirsiniz. İyice esnesin istiyorsanız her dönüşte 3'er saniye bekleyebilirsiniz. Unutmayın, dizler karşıyı gösterecek. Ve mümkün olduğunca dik oturacağız. Bir diğer egzersiz ise oturmada kedi deve egzersizi. Kollarımı böyle tutuyorum. Mümkünse yukarıda. Dirseklerimi dizlerime temas ettirmeye çalışacağım ve bu sırada omurgamı kamburlaştıracağım. Ve daha sonra başlangıç pozisyonuma geri döneceğim. Hadi bakalım. Başımı da biraz eğiyorum. Ve şimdi dikleşiyorum. Yandan göstereyim bir de. Bir diğer egzersizde ise göğüs kaslarını açacağız. Bu kaslar bizi kamburlaştırır kısaldıklarında ve omuz problemine daha yatkın hale getirir. Impingement gibi ya da omuzu atladıysa şayet tendinitler gibi, özellikle de mouse klavye kullananlar için el bileğinde ya da dirsekte birçok sıkıntı görülebiliyor. Bunları da biraz rahatlatmış olacağız. Ellerimizi boynumuzun arkasında parmak parmağa kenetledik. Dirseklerimiz karşıyı gösteriyor. Dik oturuyoruz. Dirseklerimi açıyorum. Açabildiğim kadar açıp gövdemi de esnetebildiğim kadar esnetiyorum. Derin bir nefes alabilirsiniz burada. Böylece biraz daha esner. Yavaşça geriye gelin. Açabildiğiniz kadar açmayı unutmayın. Dikleştirdim gövdemi biraz daha. Derin bir nefes aldım. Ve nefesimi verirken kapatıyorum. Şimdi artık boyun kaslarımızı esnetebiliriz. Bir elimle sandalyenin altından tutacağım ki şu omuzum yükselmesin. Amacım buradaki kasları esnetebilmek. Başımı ne yukarı ne de aşağıya döndürmeden, sadece karşıya bakarak yana doğru eğiyorum. Burada gerilim hissettiğim yerde duruyorum. Diğer elimle başımın üstünden yakalayacağım. Hemen kulağımın üzerinden. Çok hafif bir bas vererek oradaki gerilimin artmasını sağlıyorum. Burada birkaç saniye durmamız gerekli. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Neden böyle saydığımı merak edenler oluyor. Bu arada elimi çekiyorum ve yavaşça boynumu düzeltiyorum. Çünkü gergin olan kaslarda birdenbire boynunuzu düzeltirseniz orada burkulmaya neden olursunuz. Neden böyle saydığıma gelince, 1001 dediğimde 1 saniye geçmiş oluyor. Yani orada kaç saniye kaldığımı belirlemeye çalışıyorum. Şimdi diğer taraftan tuttum. Bu egzersizler de yine 3'er kez yapılacak. Önce başımı eğdim. Ne yukarıya ne aşağıya. Sadece yana.
Kulağımın üzerinden hafifçe baskı uyguladım. Kulağımdan değil, kulağımın üstünden tutuyorum. Yani üst kısmından tutuyorum. Hafifçe baskı uyguladım başıma. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 elimi bıraktım. Başımı düzelttim. Ağrı hissedebilirsiniz. Baş dönmesi, baş ağrısı olabilir başlarda. Ama bunun egzersizin size zarar verdiği için olduğunu düşünmeyin lütfen. Problemli olan bölgeler uyarıldığı için maalesef başlarda böyle sıkıntılar olabiliyor. Bu size şunu gösteriyor. Zaten baya baya problemliymiş sırt ve boyun kaslarınız. Diğer tarafa aynı şekilde yapıyorum. Bir taraf çalışırsanız daha rahat, daha simetrik bir çalışma elde etmiş olursunuz. Önce başımı eğiyorum. Birazcık baskıyı arttırdım. Elimi bıraktım. 6 saniye kalıyorum ama orada bu arada. Ve düzelttim. 3 bir taraf, 3 bir taraf. Eğer vaktiniz varsa, sizin için problem yoksa o zaman çapraz çalışmalar da yapabilirsiniz. Başımı hafif yana doğru çeviriyorum. Tam değil, hafif yana doğru çeviriyorum. Burada önce çenemi çekip sonra başımı öne doğru eğiyorum. Bu arada egzersizler sırasında dik oturuyoruz. Yine buradan tutuyor olmayı unutmayın. Elimi bu sefer yüzümün önünden doğru başın arkasına getiriyorum. Aynı gerilimi buraya veriyorum. Eğer resimde gördüğünüz bölgeye doğru yayılan, şu bölgeye yayılan bir gerilim hissetmiyorsanız doğru yeri yakalayamamışsınız demektir. O zaman biraz arama yapabilirsiniz orada. Diyelim ki yakalayamadık. Şöyle çok hafif çevirmeler yapıyorum. Bulduğum yerde 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Elimi bıraktım, başımı düzelttim. Şimdi diğer çapraz taraf. Önce çenem, başımı eğdim. Gerilimi verdim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ve gevşedim. Düzelttim. Ve şimdi boynumuzun önündeki kasları biraz esneteceğiz. Bunun için önce yukarı çapraza, sağ ya da sol fark etmez. Bu bölgenin gerildiğini hissedene kadar orada kaldık. 3 saniye kalın ama çok fazla değil. Sonra diğer yukarı çapraza. Ve düzeldim. Yine burayı da bir taraf şeklinde 3 tekrarlı olarak çalışabilirsiniz. Şimdi sandalyeyi kullanarak sırt omurlarımızı biraz daha etkili esneteceğiz. Belki bunu kalabalık ortamlarda özellikle çalışıyorsanız yapamayabilirsiniz ama ben yine de göstermiş olayım. Ellerimle sandalyeden tutuyorum. Sırtım gövden mümkün olduğunca dik. Yavaş yavaş geri adımlıyorum. Ve sırtımı olabildiğince esnetiyorum. Dilerseniz başınızı da biraz yukarı kaldırabilirsiniz. Burada 2 saniye kadar kaldım. Yavaşça geri geliyorum. Tekrar yapalım. Küçük adımlarla geri geri ilerledim. Sırtımı esnettim. Başımı kaldırıyorum. Yavaşça 2 saniyeden sonra geri geliyorum. Bir diğer egzersiz de iliyopüsüaz kasları için. Sandalyemizden biraz uzakta duracağız. Bir ayağımı sandalyenin üzerine atıyorum ve sandalyenin sırt kısmından tuttuktan sonra öne doğru esniyorum. Arkada kalan bacak yani diz kesinlikle bükülmüyor. Biraz daha gövdemi geriye doğru veriyorum. Burada 3 saniye kadar kaldım. Şimdi kendimi yavaşça düzeltiyorum. Kaç adım kadar uzağım sandalyeden? 1,5-2 adım kadar uzak olmanız yeterli. Yani rahat bir şekilde ayağınızı sandalyenizin üzerine koyabiliyor olmanız lazım. Ben sanırım 1,5 adım kadar uzaktayım. Sıra geldi başka bir önemli meseleye. Eğer masa başı çalışıyorsanız aynı zamanda da bilgisayar karşısında çalışıyorsunuz demektir. Bu da göz sağlığımızın bozulmasına neden oluyor. Sürekli aynı ekrana bakıyorsunuz sabit bir şekilde ve göz hareketleri kısıtlanmış oluyor günün büyük bir kısmında. Biraz daha göz egzersizleri yapmakta fayda var. İsterseniz bunun için bir kontrol noktası oluşturun. Onu takip ederek çalışın ya da isterseniz sadece dik oturup gözlerinizle beraber gösterdiğim hareketleri yapabilirsiniz. Püf noktalarından biri şu. Başınız kesinlikle kıpırdamayacak. Hangi yöne bakıyorsak bakalım. Sadece göz hareketlerimizle bunu yapacağız. Birinci egzersizde hemen kolumu orta pozisyona tuttum. Baş parmağıma bakıyorum. Ve yukarıya doğru kolumu hareket ettirirken başım sabit. Sadece gözümle onu takip ediyorum. Geldim. Orada çok fazla beklemenize gerek yok. Bu arada bu egzersizleri ilk kez yapıyorsanız şayet baş dönmesi olabilir. Gözlerinizde ağrı olabilir. Yine parmağımı takip ediyorum. Çaprazları yapıyorum yani. Tekrar orta pozisyona. Şimdi diğer taraf aşağıya. Üçer kez ya da adam akıllı yapmak istiyorsanız vaktiniz varsa 8 kez de yapabilirsiniz. Başımı kıpırdatmadan parmağımı takip ediyorum.
Şimdi yanlara ve yukarı aşağıya bakışlar atacağız. Elimi sağ yöne çevirirken, başımı oynatmadan gözümle de parmağımı takip ediyorum. Geri geldim. Diğer taraf. Aynı zamanda biraz kol egzersizi, omuz egzersizi de olacak bunlar sizin için. O yüzden dik oturmanız önemli. Omuz başındaki kasları da çalıştırmış olacaksınız, güçlendirmiş olacaksınız. Tekrar. Evet. Çok güzel. Şimdi yukarıya doğru bakıyoruz. Mümkün olduğunca kolunuzu orta hattan hareket ettirin. Yani bir tarafa doğru kaymasın. Yukarıya doğru götürüyorum. Götürebildiğim kadar. Şimdi aşağıya götürebildiğim kadar. Başımız sabit. Bunu unutmuyoruz. Egzersizlerin etkisini kaybederiz yoksa. İsterseniz parmağınızı kullanmadan da yukarıya bakabildiğiniz kadar baktınız. Aşağıya bakabildiğiniz kadar baktınız. Hani omuz ağrısı yaşıyorsanız ya da yoruluyorsanız, yorucu oluyorsa sizin için kolları kullanmak. O zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonra daireler çizeceğiz. Önce içten, sonra dıştan. Başlayalım. Ben parmağımı kullanayım. Yine ki siz hareketi anlamış olun. Daire çiziyorum. Yarım daire şeklinde de yapabilirsiniz bunu. Ama tam daire daha iyi oluyor. Sonra dışarı. Bir diğer çalışma da ileri odak, yakın odak. Ben şimdi parmağımla göstereceğim ama siz ofisinizde daha uzak bir odağı bulup sonra yakın bir noktaya odaklanarak gözlerinizdeki odaklanma meselesini daha iyi halletmiş olabilirsiniz. Parmağıma bakıyorum. Yavaşça yakınlaştırdım. Gözlerim şaşılaşacak biraz. Tekrar ileri. 3 tekrar bunu yaptınız diyelim. Sonra uzakta bir noktaya odaklanıp parmağınıza odaklanın. Uzaktaki bir noktaya odaklanıp daha sonra parmağa. Tekrar ileriye uzakta bir nokta. 2 metre olabilir, 1 metre olabilir. Artık sizin uzağınız neresiyse ya da kademe kademe bunu yapabilirsiniz. Geniş bir ofiste çalışıyor olabilirsiniz. 3-4 metre ileride bir şeye baktınız. Sonra 1-2 metre ileride bir şeye baktınız. Sonra da parmağınıza baktınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Görüntünün netleşmesini beklemeniz gerekiyor. İnanın görmenizin netleştiğini daha ilk yaptığınız andan itibaren fark etmeye başlayacaksınız ama egzersizi düzenli devam ettirmediğiniz sürece bu etki çok uzun sürmeyecektir. Bu egzersizler sayesinde hemen hemen tüm bedeninizi açmış, rahatlatmış ve çalışmış olduk. Bakmayın burada biraz uzun sürdü ama siz egzersizleri öğrendikçe sizin için çok daha pratik hale gelecek bunlar ve kısa sürede tamamlayabileceksiniz. Zamanınızdan çalmış olmayacaksınız. Verimliliğinizi arttırmış olacaksınız ve geleceğe iyi bir yatırım olacak sizin için.